Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle iddia ediyorum. Kıyır kıyır harika lezzetiyle kesinlikle favori kurabiyelerinizden biri olacak. Tahinli cevizli kurabiye tarifini paylaşmak istiyorum. İç harcımız için karıştırma kabına 1 su bardağı şekeri alalım. Üzerine 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz ve 1 su bardağı tahini ekleyip karıştıralım. İç harcımızı bir kenara alalım. Kurabiyemizin hamuru için yoğurma kabına oda sıcaklığında yumuşamış yağımızı alalım. Ben tereyağı ve margarini karışık olarak kullandım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt ve 1 paket vanilya ekleyip karıştıralım. Üzerine ilk etapta 2 su bardağı un ekledim ve 1 paket kabartma tozu ekleyip karıştırmaya devam edelim. Unumuzu azar azar ilave ederek karıştıralım. Hamur toparlandığında yine ununu azar azar ilave ederek elimizle yoğurmaya devam edelim Ben toplamda 3 su bardağı un kullandım Sizler de lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin Yumuşak kıvamlı ele yapışmayan bir hamur olması gerekli Hamurumuzu 3 eşit parçaya bölelim ve yumaklayalım Tezgahın üzerine streç filmi açalım Hazırladığımız yumakların bir parçasını üzerine alalım Ve videoda gördüğünüz gibi elimizle üzerine bastırarak dikdörtgen bir şekilde açalım. Zaten yumuşak kıvamlı bir hamur olduğu için kolaylıkla açılıyor. Daha sonra hazırladığımız iç harcının yaklaşık üçte birini üzerine ekleyelim. Ve videoda gördüğünüz gibi hamurumuzun üzerine eşit şekilde yayalım. Daha sonra hamurun uzun kenarından başlayarak rulo şeklinde saralım. Daha sonra streç filme sararak bir tabağın içerisine alalım. Kalan iki yumağımızı da aynı şekilde hazırlayarak tabağın içerisine alalım. Kolayca dilimler halinde kesebilmek için derin dondurucuda 1 saat kadar soğumaya bırakalım. Ve 1 saatin sonunda hamurumuzu açalım. Videoda gördüğünüz gibi yaklaşık 1 veya 1,5 parmak kalınlığında olacak şekilde dilimler halinde keselim. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi bir kasenin içerisine bir adet yumurta akı ve ayrı bir tabağın içerisine de bir miktar kavrulmuş susam alalım. Kestiğimiz kurabiye parçalarını önce yumurta akına, daha sonra kavrulmuş susama bulayarak yağlı kağıt serilmiş tepsiye hafif aralıklı olacak şekilde yerleştirelim. Ve nefis kurabiyelerimiz fırına gitmek için hazır. 175 derecelik ısınmış fırında yaklaşık yarım saat kadar pişmeye bırakalım ve harika bir şekilde kızaran kurabiyelerimizi fırından alıp tamamen soğuması için bekletelim. Videoda da gördüğünüz gibi kıyır kıyır ağızda dağılan harika bir kurabiye oldu. Bu nefis kurabiyelere eminim ki sizler de denediğinizde bayılacaksınız. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İlginiz için ve özellikle videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.